geri döndü. 14 yaşında ise İtalya'nın Biella kentine taşındı ve orada basketbol tutkusu profesyonel bir hal almaya başladı. 2016 yılında ise basketbol eğitimi ve basketbol kariyeri için Monteverde Akademi'ye katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü. O dönemdeki en büyük akıl hocası Türkiye'den de yakından tanıdığımız Zaza Paşulu oldu. Ve onunla birlikte basketbol dünyasının önemli isimleri tanışma ve çalışma şansını yakaladı. Lise yılları sonrasında kolej tercihini Seton Hall'dan yana kullandı ve kolej kariyeri boyunca 115 karşılaşmada 9.6 sayı, 5.7 rebound, 1.6 asist ortalamını tutturdu. NBA kariyerinde Milwaukee Bucks ve San Antonio Spurs formaları giyen Gürcü Uzun, NBA kariyerinde 84 karşılaşmada süre alıp maç başına 5 sayı, 6.8 rebound, 2.4 asist ve %34 üçlük yüzdesiyle oynadı. Oyuncu şu an Avrupa'ya geri dönmek için gün sayıyor. But smart decision on the drive, just knowing where the shot blockers. Nice. Oh, oh Mamu. He adjusted, didn't he? Yeah, look at Mamu. Might have to check the floor for some laundry here, Bill. I think somebody got faked out of the jock. Peki Sandro Mamukashvili nasıl bir oyuncu derseniz, öncelikle Gürcü oyuncunun Avrupa için çok kıymetli özellikle olan bir uzun olduğunu şimdiden söyleyelim. Onun için bir kelimeyle tanımlama yapacak olsak çok net şekilde pas yapabilen şutör bir uzun tanımlaması yapılabilir. Sandro Mamukashvili gerçekten de çok önemli şut tehdidi olan, ceza şutlarıyla oynadığı takımları rahatlatabilen bir isim. Ortalamanın üzerinde atlet özellikli olan çok yönlü bir oyuncu. Onu çok değerli kılan en büyük özelliği topu yere vurabilen bir uzun olmasının dışında pas yeteneğinde oldukça yüksek olması. Zaman zaman oyun içerisinde bir guard gibi top getirebildiğini biliyoruz. Oyun içinde top yaratıcılık seviyesi oldukça yukarıda. Açık alanda içeriye drive edip hem etkili orta mesafesiyle hem de direkt potaya giderek skorunu bulabiliyor. Bu yüzden savunulması kolay olmayan bir oyuncu. Tüm bunları yaparken bir uzundan beklenen alçak post üretimi olduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda sırt dönük oyunlarında kullanabilen bir oyuncu, bir uzun olduğunu söyleyelim. See this game as a free for all and just give up a lot of shots. Wait to see who that's going to be for the Mavs. I'm not sure our guys will be able to get away with that. Mamu pulls his way in. Pulls it back to 18. Nikina has six. Spurs again answer. Right kicks it inside. Oh, there's another block. This one by Sandro Mamukashvili'nin gelişim alanlarına geldiğimizde iyi bir çember savunucusu olmadığını görüyoruz. Genelde şutunu ve orta mesafesini düşündüğü için elit bir reboundçu da değil. Zaman zaman oyunu çok zorladığı için yüksek sayı top kaybı da yapabiliyor. Takım içerisinde ondan maksimum fayda almanın yolu onu iyi kullanabilecek bir koç ve guard ile oynamasından geçtiğini özellikle belirtmek istiyorum. Boy, I thought there was a lot of contact on that one. I think the officials were listening to me. I can play a little bit both ways today. Yeah. And Mamukashvili knocking down the three. The rotation could not be any better. The form couldn't be any better. Champagne, great cut and an and one. And guess who found it? Mamu. Yeah, I know it's the end of the season, but you wish you could watch more of Mamu and Julian Champagne. Oyuncunun Fenerbahçe Beko'ya olası katkılarını değerlendirmeden önce bir durum tespiti yapalım. Anadolu Efes'in Erdem Can'la birlikte yeniden yapılanma sezonuna girmiş olması pazarda birçok değerli oyuncuya Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in birlikte aynı anda talip olması sonucunu doğuruyor. Bu da hem Fenerbahçe Beko hem Anadolu Efes için oyuncu maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu noktada Fenerbahçe Beko gerçekten Sandro Mamukashvili hamlesi yaparsa bir kere bu kırdan çıkacağı sonucuna varabiliriz. Fenerbahçe Beko uzun rotasyonunda Papayannis gibi statik çemberi koruyan ağır anam babam bir pivot transferi yapabilirse onun yanına açık alan etkinliği olan, şutu olan bir uzun eklemesi yapması kesinlikle spacing açısından gerekecektir. O noktada takıma transfer edilen Bielisa geçen sezon takıma neredeyse sıfır katkı verdi ve garanti kontrat nedeniyle Fenerbahçe Beko oyuncuyla anlaşmadan çıkma şansına sahip değil. Fenerbahçe Beko o bölgeye Türk Telekom'dan Sestina'ya transfer etse de Sestina tecrübe ve yetenek seti olarak Euroleague'de büyük fark yaratabilecek bir isim değil. O yüzden Fenerbahçe Beko'nun Sandro Mamukashvili tarzında şutör pas yapabilen skorer bir uzun eklemesine net ihtiyacı var. Tabi burada devreye giren bir diğer konu da şubenin bütçesi olacaktır. Sandro Mamukashvili eğer Avrupa'ya gelirse ve Fenerbahçe Beko'yu tercih ederse ona ödeyebileceği yıllık maaş 500 bin euro ile 1 milyon euro arasında bir rakam olur ki oyuncunun bu maaşları da kabul etmesi gerekiyor.
Özetle Fenerbahçe Beko hem yetenek çıtası yüksek, çok gönlü uzun almak zorunda, hem de bunu ekonomik rakamlara bitirebilmek zorunda. Kısaca işler hiç kolay değil. Evet dostlar, Fenerbahçe Beko'da gündemli ismi geçen uzunlardan Hernan Gomez ve Ömer Faruk Yurtseven isimlerinin bize uzak. Bugün gündeme gelen Sandro Mamukashvili isminin ise bize uygun ve transferi makul adaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Bakalım şube ve teminin tercihleri hangi yönde olacak? Açıkçası bu sezon transferde ciddi olarak geride kaldılar ve hala takıma gerekli noktaları takviye yapamadılar. Açıkçası bu bekleyişin iyi, doğru takviyelerle son bulmasını diliyorum. Bakalım neler olacak. Ben de merakla bekliyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına İsyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.